Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu neden yem yemez? Muhabbet kuşunuzun yem yememesi için birçok sebebi olabilir. Muhabbet kuşlarının yem yememe nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Muhabbet kuşunuz ortamı, kafesini, sizi bilmiyor ve tanımıyor olabilir. 2. Muhabbet kuşu ishal ve hastalık nedeniyle yem yemiyor olabilir. 3. Muhabbet kuşunun kafesi kirli olduğu için yem yemiyor olabilir. 4. Muhabbet kuşuna verdiğiniz yem bayatlamış, küflenmiş, kurtlanmış olabilir. 5. Muhabbet kuşunun gagası kaymış olabilir. Gaga kayması nadiren görülür. 6. Muhabbet kuşunun yemliği ağzına kadar dolu ve günlerdir değiştirilmemiş olabilir. 7. Muhabbet kuşu yavruysa yemlikten yem yemeyi bilmiyor olabilir. Muhabbet kuşunuz ortamı, kafesini, sizi bilmiyor ve tanımıyor olabilir. Muhabbet kuşları eve yeni getirildiklerinde bir süre yem yemeyebilir veya su içmeyebilirler. Bu durum sık yaşanan bir durumdur. Henüz yeni eve getirmiş olabilirsiniz. Ancak ne o sizi tanıyor ne de siz onu. Kendinizi muhabbet kuşunun yerine koyun. İstediğiniz dışında bir yere götürüldüğünüzde nasıl hissedersiniz? Tanıdığı ailesinden, sosyal ortamından henüz yeni kopmuştur. Bu yer değiştirme son derece stresli bir durumdur. Ortama, kafesine ve size alışması için ona 2-3 gün vermeniz gerekebilir. Kuşunuz titriyor veya sessiz bir şekilde zamanını geçiriyor olabilir. Bu süre zarfında onu korkutacak hareketlerden kaçının ve onunla olan iletişimi minimumda tutun. Eğer muhabbet kuşunuz aldığınız yerdeyken yemini ve suyunu tüketiyor ve siz alıp eve getirdikten sonra yem ve su tüketimini kesmişse ona en az 2-3 gün tanıyın. Muhabbet kuşunuz ilk 2 gün kafes dibinde hareketsiz bir şekilde beklemeyi tercih edebilir. Daha çok genç muhabbet kuşlarında görülen bir davranıştır ve normaldir. Kendilerini güvende hissetmek için yaptıkları bir harekettir. Muhabbet kuşları obur bir türdür. Eğer herhangi bir hastalığı yoksa kısa sürede yem onu motive edecek ve en azından yem yemeye başlayacaktır. Muhabbet kuşunuz sizden çekindiği ya da henüz güvenmediği için size etraftayken yem yemiyor olabilir. Böyle olup olmadığını bir kamera yardımıyla öğrenmeye çalışın. Muhabbet kuşu ishal ve hastalık nedeniyle yem yemiyor olabilir. Muhabbet kuşları bazı hastalıklar ve ishal durumlarında hastalıkları süresince az yemek yerler ya da hiç yem tüketmeyebilirler. Muhabbet kuşları farklı nedenlerden dolayı ishal olabilirler. Bu gibi dönemlerde kendilerini pek iyi hissetmezler ve yiyeceklerden uzak durabilirler. Kendilerini iyi hissedene kadar beklemeniz daha iyidir. Muhabbet kuşunuz ishal ya da hasta olduğu için yem yemiyor ve bu durumu düzeltmek istiyorsanız şu uygulamaları araştırabilirsiniz. 1. Bir parça patatesi haşlayıp soğutup bir şekilde yemesini sağlayabilirsiniz. Haşlanmış patatesin ishal tedavisinde işe yaradığı uzman kuş yetiştiricileri tarafından onaylanmıştır. 2. Kuşunuza marul, salatalık, mandalina gibi besinler ikram etmeyi kesin. En azından ishal durumunun geçtiğini teyit edeceğiniz zamana kadar. 3. Kuşunuzu evdeki hava sıcaklığı değişimlerinden koruyun. Hava sıcaklığı değişimleri muhabbet kuşlarını son derece etkiler. 4. Muhabbet kuşları hastalık durumlarında besin ve su tüketimini azaltabilirler. Bu durumda hastalığı ortadan kaldırmak için bir an önce harekete geçmeniz gerekebilir. Çünkü bazı hastalık durumlarında muhabbet kuşlarının ölene kadar besin tüketmeyecekleri görülmüştür. Bu gibi durumlarda gavaş, ağız yoluyla zorla besleme gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalınabilir. Bu uygulamaları yapıp yapmamaya mutlaka veteriner hekim karar vermelidir. İshal durumlarında bazı muhabbet kuşu sahipleri, kuşların sularına bir miktar kahve koyulmasını tavsiye edebilir. Lütfen muhabbet kuşlarına kahve, çikolata ve benzeri kafein oranı yüksek besinler vermeyin. Kafein, muhabbet kuşları için zararlıdır. Bir taraftan tedavi edildiği düşünülürken, başka bir taraftan muhabbet kuşunuza zarar veriyor olabilirsiniz. Kahve yerine haşlanmış patates tedavisi deneyiniz. Muhabbet kuşunun kafesi kirli olduğu için yem yemiyor olabilir. Muhabbet kuşlarınız kafesleri kirli olduğu için yemeği bırakabilir. Özellikle yem kapları kirli ise ve her yerde kuş pisliği varsa bu davranışı görebilirsiniz. Kirli bir kafes, kuşların kafes içinde yemek yemesini zorlaştırır. Eğer kafesinde böyle bir durum varsa, kafesi bir miktar temizlemek iyi olacaktır. Daha sonradan kuşun tekrardan yem yemeye başlayıp başlamadığını takip etmeniz gerekebilir. Eğer kuşunuz tekrardan yem yemeye başladı ise sorun kalmamış demektir. Ancak halen yem yemiyorsa, başka nedenleri ciddi ciddi düşünmeniz gerekebilir. Muhabbet kuşuna verdiğiniz yem bayatlamış veya küflenmiş olabilir. İlk defa muhabbet kuşu besleyenlerin sık yaptıkları ve önemli hatalar arasında yemlere yeterli özeni göstermemek geliyor. Muhabbet kuşu yemleri bayatlayabilen, küflenebilen besinlerdir.
muhabbet kuşunuz bayatlamış, küflenmiş yemleri yemeyi reddedecektir. Yemin bayat veya küflenmiş olması durumlarında muhabbet kuşları yemliği boşaltma davranışı gösterebilirler. Muhabbet kuşları yemlikteki yemleri kafes dibine veya dışına atarak yemliği temizlemeye çalışırlar. Yemleri kafes dibine veya kafes dışına atılmış görüyorsanız, yemlerin bayatlamış ya da küflenmiş olabileceklerinizi aklınıza getirin. Muhabbet kuşlarının yemlerini taze tutmak için muhabbet kuşu sayısına göre 15 günlük yem almanız daha iyi bir planlama olacaktır. Muhabbet kuşunun gagası kaymış olabilir. Muhabbet kuşlarında bazen gaga kayması görülmektedir. Bu durumda muhabbet kuşları fiziksel olarak yem yemekte zorlanırlar. İleri seviye bir gaga kayması varsa muhabbet kuşu besin eksikliğinden ölebilir. Bu durumda mutlaka veteriner hekimden destek almalısınız. Alt gagası kaymış muhabbet kuşunun yemliği ağzına kadar dolu ve günlerdir değiştirilmemiş. Muhabbet kuşlarını yeni beslemeye başlayanlar arasında sık yapılan bir başka hata, yemliklerdeki yemleri günlük olarak tazelememek olarak karşımıza çıkıyor. Muhabbet kuşlarına genellikle verilen yemler tohumlardır. Muhabbet kuşları bu tohumların içini yiyerek kabuklarını geri bırakırlar. Zamanla yemlik içerisinde biriken tohum kabukları, tüketilebilir tohumlara ulaşmayı imkansız hale getirir. Tohumlara ulaşamayan muhabbet kuşu haliyle yemliğe gitmemeye başlar. Muhabbet kuşlarınıza yemlerini günlük yetecek kadar verin. Yem verirken yemliklerini tamamen temizlemeyi de unutmayın. Otomatik yemlikler kullanabilirsiniz. Ancak otomatik yemliklerin bıraktığı yemler kuş tarafından tamamen tüketilmediği için sürekli olarak altta kalan yemler bayatlayabilir veya küflenebilir. Yavru muhabbet kuşu yemlikten yem yemiyor. Yavru muhabbet kuşlarına göre yem yerde değilse o bir yem değildir. Yavru muhabbet kuşları yem yemiyor ve sürekli olarak kafes dibinde zaman geçiriyor olabilir. Bu çok normal bir davranıştır. Bugüne kadar hep yerde yemek yediler ve zaman geçirdiler. Yavru muhabbet kuşları yemliklerden yem yemeyi, suluklardan su içmeyi bilmeyebilirler. Yemleri kafes dibine ve suyu da dibe yakın bir konuma getirmelisiniz. Zamanla yavru muhabbet kuşuna onların yiyecek olduğunu öğretmeniz gerekebilir. Muhabbet kuşları kışın daha az su tüketirler. Muhabbet kuşları kış aylarında yaz aylarına göre daha az su tüketir. Bu durumu gözlemleyen muhabbet kuşu sahipleri endişelenebilir. Muhabbet kuşlarının yaz aylarına göre kışın daha az su tüketmeleri normal bir durumdur. Tıpkı insanlar gibi yazın artan su ihtiyacı nedeniyle suluklarının başına daha sık giderler. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Muhabbet kuşu yem yemeden ne kadar yaşar? Muhabbet kuşları yem yemeye dayanacak yapıda değildir. Muhabbet kuşları açlığa en fazla 48 ila 72 saat kadar dayanabileceklerdir. Vücutlarında yüksek miktarda yağ olmadığından aç kalma süresi kısadır. Metabolizma hızları oldukça yüksek olan muhabbet kuşları yedikleri besinleri hızlı bir şekilde yakarlar. Bu nedenden dolayı muhabbet kuşları besinsiz 72 saat geçirmeden hayatlarını kaybederler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.